2 Ekim Cuma akşamından herkese merhabalar. Öncelikle bu mübarek günde Allah Türk ordusunun yanında olsun ve muzaffer eylesin. Yanındayız can kardeşimiz Azerbaycan. Ardından bugünkü konuğum Karşıyaka Kadın Voleybol Takım Kaptanı ve milli sporcu Sayın Ece Kozdere. Bugün kendisiyle voleybol hakkında konuşacağız. Sizlerin de voleybol hakkında merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısımlarından bizlere ulaştırmayı ihmal etmeyin. Konuğum yayına geldi. Ben zaman kaybetmeden onu hemen yayına davet etmek istiyorum. Çünkü kendi o kadar güzel çok sorular hazırladım ki inşallah süremiz yetecektir. Tekrarlıyorum derken kaptanımız yayınıza geldi. Kaptanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi valla ne olsun. Koşturuyoruz. Koşturmaca devam. Hep Aynen birlikte. öyle. Aynen öyle. Öncelikle bugün bu yayınımı kabul ettiğin için sana çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Değerli teşekkür vaktini ederim. ayırdın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi Ardından yayınlar diliyorum öncelikle. aynen öyle. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Şimdi zaman kaybetmeden sana ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki de önce seni tanımak istiyoruz. Tamam. Ece Kozdere kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin lütfen? Bahsedeyim. Ben Ece Kozdere. 1997 Edirne doğumluyum. 14 senedir Karşıyaka Spor Kulübü'nde voleybol oynuyorum. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Babam Hamza Kozdere 1881 Derneği'nin kurucu üyelerinden zaten. Umarım bir dahaki canlı yayınımızda hep birlikte üçümüz yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. Kendinden de kısaca bahsettiğin için teşekkür ederim. Rica Sana ederim. bugün o kadar çok soru hazırladım ki hani inşallah hepsini yetiştiririz. Tabii ki de gelen Umarım. sorular olursa da onları da sormadan geçmeyeceğim. Bilgin olsun. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi gelelim konumuz olan voleybola. Öncelikle Hı. voleybol senin için ne ifade ediyor? Hikayen ne zaman başladı ve neden voleybol? Şöyle ailemin aslında yönlendirmesiyle başladı. 6-7 yaşındayken ben jimnastik eğitimi almaya başladım. Daha sonrasında jimnastik öğretmenim benim boyumun birazcık daha uzayabileceğini söylediğinden dolayı başka bir spor dalına yönlendirmemizi söylemiş aileme. Annem de voleybol daha yatkın olabilir diye düşündüğünden dolayı oraya gelmişim yani. Aslında annemin sevdiği spor dalından çıktı aslında. 2006 senesinde Karşıyaka Spor Kulübü'nde voleybola başladım bu şekilde. Evet. Şimdi her sporun olduğu gibi illaki voleybolun da zor tarafları vardır. Voleybolun zor ve kolay taraflarından biraz bahsetmeni isteyeceğim senden. Kolay tarafı biraz biraz Evet. yok diyelim. Ama şöyle özellikle okul çağlarında yani lise dönemi çok yoğun ve zor geçiyor. Sabah antrenmana gidiyorsun, öğlen okula gitmek zorundasın, akşam çıkıyorsun yine antrenmana gidiyorsun. Psikolojik ve fiziksel olarak gerçekten çok yoğun bir dönem oluyor sizin için. Zaten halen üniversite okuyorum. Antrenman ve maç temposu çok ağır geçiyor. Ama yapmaktan keyif aldığım için aslında çok da yakınmıyorum yani. Böyle. Evet. Şimdi ben tabii ki de 1881 Derneği Genel Başkan Yardımcımız Hamza Kozdere'yi yakından tanıyorum. Evet. Sen de onun kızısın. Buradan Hamza Başkanımıza da selam ve saygılarımı iletiyorum. Yan odada. Peki öyle mi? Tamam öyleyse. Şimdi ailenin desteğinden de biraz bahsedecek olursak çok sevinirim. Şöyle en büyük destekçim ailem, annem ve babam. Onlar sayesinde bu kadar ilerleme kaydettim zaten. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak gerçekten çok yoğun dönemlerden geçiyoruz. Özellikle şu hazırlık dönemi biraz zorluyor bizi. Ama onların desteği olmasaydı muhtemelen başka bir meslek seçmek zorunda kalırdım diyebilirim. İlerleyen sorularında zaten başka bir meslek düşünüyor musun sorusu da olacak. Daha ona sıra var. Tamam, bekliyorum o zaman. Şimdi belki de en çok merak ettiğim konu bu. Ben de amatör bir futbolculuk kariyerim var ama tabii amatörde kaldı o. Maçlara kendini nasıl motive ediyorsun? Ya özellikle yaptığım aslında bir şey yok. Her şey zaten kafada başlıyor ilk başta. Ama rutin olarak
diyelim, müzik dinleyerek aslında maça gidiyorum. Soyunma odasında zaten hep birlikte müzik dinliyoruz. Öyle öyle kendimizi motive etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Evet, kısa ve öz net cevaplarla Evet. devam ediyoruz. Çünkü gerçekten bir şey yok yani özellikle yaptım. O yüzden bir şey diyemiyorum çok net. Tamamdır. Afişte de belirttiğimiz üzere bir milli takım maceran var. Ne zaman Evet. başladı ve nasıl çağrıldın? Şöyle ilk milli takım kampım 13 yaşındayken oldu. Küçük kızlar Türkiye finallerinde Türkiye ikincisi olmuştuk. Sonrasında zaten davet edildim. Zaten organizasyon öncesi bir haftalık bir kamp sürecimiz olmuştu. Daha sonra da zaten ilk milli takım maçıma çıktım. Dünya Çocuk Oyunları adında bir organizasyondu. Orada 5 maç oynadım. Daha sonra genç milli takım kamplarına davet edildim, gittim geldim. Daha sonra yine buradayım. Evet. Bu arada kardeşim de benim şu an yayında ve o da voleybol hastası. Aa, ne O da güzel. bugün bu yayında bizlerle eşlik ediyor. Sağ olsun, var olsun. Ona da Süper, benden süper. Çanakkale'de şu an ben de Aa, sevgilerimi selamlar. iletiyorum. Hangi Süper. mevkide oynuyorsun? Şimdi orta oyuncu pozisyonda oynuyorum. 3 numara olarak geçiyor. Birinci görevimiz blok yapmak. İkinci görevimiz smaç vurmak. Ama ben smaç vurmayı bir tık daha çok seviyorum. O yüzden. Yani orta oyuncuyum. Evet, zaten boyunun da verdiği avantajla çok güzel smaç vurduğunu düşünüyorum. Teşekkür İzlemek nasip olmadı daha ama inşallah bir gün nasip ederim. olacaktır. İnşallah, inşallah. Şimdi takım kaptanısın Karşıyaka kadın voleybol takımının ve takımdaki ilişkileriniz nasıl? Takım içi ilişkiler nasıl? Uzun zamandır birlikte oynayan bir ekibiz biz zaten. Artık birbirimizi gerçekten çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Bu bizim için gerçekten büyük bir avantaj. Arkadaşlık olarak da gerçekten takım gibi gayet iyi anlaşıyoruz. Şu anki korona sürecinde hala maçlarınız oynanıyor mu oynanmıyor mu bilmiyorum ama en son sezonu değerlendirecek olursak sezon performansınız nasıldı ve sizin takımdaki rolünüz nedir? Kaptanlık dışında. Geçen seneki sezon aslında beklentinin altındaydı. Biz playoff'a hedeflemiştik ama şanssız bir sezon olarak değerlendiriyorum ben şahsen. Umarım bu sezon zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum. Geçen sezon ligi 6. bitirdik. İlk 4 takım playoff oynuyordu. O yüzden şanssız bir sezondu diyebilirim. Böyle. Evet, şanslı. İnşallah şu korona sürecinde bir an önce atlatırız da sizler de playoff İnşallah. değil şampiyonluk bekliyoruz sizlerden. Hatta ilk Aynen. yorumlarda da hemen belirtmek istiyorum. Bizim için Göztepe'yi yenin diyenler de var. Rekabet, tatlı rekabet. Ebedi dostluk, Aynen, tatlı aynen. rekabet. Yarın zaten hazırlık turnuvamız başlıyor bu arada. Yarın Göztepe ile maçımız var. İlk yani resmi turnuva olarak geçiyor. Yarın ve pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Sigorta Shop olarak ismi sanırım değişti. O salonda turnuva düzenleniyor. İlk maçımız Göztepe ile. Daha sonra işte Kalecik ve kim? İzmirspor. İzmirspor hangisi yenerse onlarla final maçı oynanacak. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. İnşallah. Şimdi biraz mola verelim istiyorum. Arkandaki forma sana mı ait yoksa Benim. Benim. biraz ekranı yukarı kaldırabilirsek görmek isteriz. Tabii Bir ki şöyle yapayım. arkada da madalyalar var galiba. Evet, altında madalyalarım var. Yanında belgelerim var. Şurada haberler, maç fotoğrafları. Şuradaki fotoğrafımı kedim düşürdü. O yüzden çerçevem kırıldı maalesef. Onun dışında şöyle Kozdere yazıyor arkasında. Çubuklu forma her zaman bizim için uğurludur. O yüzden onun öneminden dolayı çubuklu formayı seçtim duvara asmak Evet. için. Evet. O zaman hemen bir spontan soru gelsin. Neden Tabii. 18 numaralı forma? Aslında bir nedeni yok. Şöyle Halis abi var. Takım menajerimiz, genel menajerimiz. A takıma ilk çıktığım zamanlarda 18 sana yakışır, ben sana 18 vereceğim diyerekten.
Öyle bir kaptırdık gitti. Ben de çok sevdim zaten, hala giyiyorum. Öyle bir özel bir şey yok aslında. Anladım. Allah inşallah sakatlık vermez. Başarılı bir Amin. şekilde spor Amin. hayatına devam edersin. İnşallah. Tabii ki de en önemli şeylerden bir tanesi de beslenme. Nasıl bir beslenme düzenin var ve nelere dikkat ediyorsun? Beslenme olarak aslında protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyoruz özellikle. Olabildiğince tatlıdan uzak durmaya çalışıyoruz, ne kadar zor ve üzücü olsa da. Ama tabii arada kaçamaklarımız oluyor tabii. Evet, Yani evet. dikkat etmek zorundayız, durumundayız, öyle söyleyeyim. Anlaşıldı. Şimdi şu ana kadar illaki bir sürü deplasmana gitmişsindir. Aralarında en beğendiğin ve seni çok etkileyen şehir hangisi veya şehirler var mı? Ya deplasmanlara gittiğimizde biz çok fazla gezecek vaktimiz olmuyor. Direkt gidiyoruz, uçaktan iniyoruz, otele yerleşiyoruz, antrenman yapıyoruz. Otele gelip tekrar ertesi gün maç oynayıp geri dönüyoruz. Ama bir şehir ismi verecek olursam İstanbul'da oynamayı seviyorum. O İstanbul'u zaman İstanbul derim yani. daha Eskişehir'e Ha, Eskişehir'e geldik ya, biraz uğursuz bizim için Eskişehir. gelmemişsiniz. Öyle mi? Evet, inşallah kıracağız o uğursuzluğu da. Bakalım. Hadi inşallah. Ne oldu? Hayırdır inşallah? Bir anlatır mısın? Ya takım Anlatmayı da arkadaşlarımızdan, bilirsin. yo hayır, sakatlık olmuştu daha öncesinden de birkaç kere üst üste Eskişehir'de olmasından dolayı. Biz de birazcık uğursuz olarak bakıyoruz Anladım. Ama uğursuzluk konuşmayalım, sakatlık bela konuşmayalım lütfen. Amin, amin, aynen öyle. Şimdi kardeşim Atakan'dan gelen bir soruyu sana yöneltmek istiyorum. Sıçrama yeteneği nasıl geliştirilebilir? Ya sıçrama yeteneği adı üstünde yetenek. Aslında genlerle biraz alakalı. Üstüne yoğunlaştığınız sürece aslında belli bir seviyeye kadar geliştirebiliyorsunuz kendi vücudunuza göre. Ama çoğunluğu aslında genetik olduğundan dolayı, hani ben gelip 1 metre sıçrayacağım diyemiyorsun. O yüzden biraz üstüne gidildikçe o arttırılabilen bir şey ama sınırı var maalesef. Anladım. Sorusu için kardeşim Atakan'a cevabın için de sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Şimdi ederim. takımlarda illaki sporcuların, oyuncuların bir lakapları olur. Senin bir lakabın var mıdır? Veya sen söyleme, Ya takım arkadaşlarım da burada, onlar söyleyebilirler. ya özellikle aslında bir ismim yok. Gerçekten kısa bir ismim olduğu için, yani genelde Ece diyorlar ama Eco da deniyor. Ecoş deniyor. Farklı farklı şey varyasyonlar oluyor. Tamamdır. Bu arada kendisi belki söylemiyor olabilir Ece'nin ama takım arkadaşları söylerse oradan yorumdan da okuyabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi belki bizden saklı olabilir lakabını. Yok yok yok. Sizden bir şey saklamam. Tamam. Şimdi aslına bakarsan ben can alıcı bir soru sormak istiyorum sana. Evet. Şimdi ülkemizde ve dünyada tabii ki de futbolcular hak ettiği paraları kazanacaklar. Hak ediyorlarsa eğer. Evet. Voleybolda da futbolcularınki kadar para kazanabiliyorlar mı? Ya futbol çok ayrı tutulan bir branş zaten ülkemizde. Ama şu son zamanlarda ülkemizdeki voleybol başarısı arttığından dolayı yatırımlar zaten arttı. Büyük kulüpler futbol kadar olmasa da küçümsenmeyecek derecede yatırım yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Güzel, güzel. Ben böyle bir cevap beklemiyordum. Gerçekten sevindirici bir cevaptı. Evet. Neslihan Darnell ya da Evet. yeni soyadını hatırlamıyorum. Tüh, bir de Eskişehirli ya. Hiç Demir olması Evet, lazım. Neslihan Demir. Evet. Karşılaştınız mı hiç veya bir konuşma fırsatına eriştiniz mi? Evet, yani ben tabii kaç yaşındaydım o sırada? 14 falandım yani. Onun maçlarını izlemeye giderdim. İzmir'e kapalı spor salonuna gelirlerdi. Milli takım olarak maçlarını izleme fırsatım oldu tabii ki. Ya yani doğayan tabii Neslihan abla. Evet. Herkes için büyük bir şey, voleybol karakteri, öyle söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Şimdi aslında kötü konuşmayacağız dedik ama ben hemen kısaca geçmek istiyorum. Sakatlanmaların genelde belirli bir bölgeden mi oluyor yoksa her sakatlık farklı bölgeden mi oluyor? Senin için soruyorum bunu.
Benim için ya çok şükür şu zamana kadar büyük bir sakatlığım olmadı. Ama genelde yani dizlerimde ağrılarım oluyor ara sıra. Onun dışında omuz, işte parmak sakatlanmaları, işte top geliyor parmağımıza. Onlar küçük şeyler. Yani Allah'tan büyük şeyler yaşamıyoruz da. Onun dışında zaten temas gerektirmeyen bir spor yaptığımız için hani darbeye dayalı bir sakatlığımız da olmuyor çok şükür. Yani tabii basketbola, futbola göre birazcık daha aza indirgeniyor sakatlık durumu. Ama tabii bizde de dizlerde ve omuzda genelde öyle ufak Evet. tefek ağrılarımız oluyor tabii. Evet. Şunu aslında merak ediyorum. Smaç, yani pas geliyor. Pasör sana smaç oraya atıyor. Evet. O anda hiç düşünmüyor musun ya? Karşı taraftaki blok vurursa, top benim suratıma çarparsa, o olursa, bu olursa. Yok ya öyle bir şey düşünmüyorsun o anda yani sayı almaya çalıştığın için o adrenalinle zaten onları düşünmüyorsun öyle söyleyeyim. Evet. Dediğim gibi maçlarını hiç izlemedim ama servis kullanırken normal durup da mı kullanıyorsun yoksa yine Neslihan'dan örnek vereceğim. Koşa Smaç koşa mı? servisten bahsediyorsun. Evet, smaç Ya, servis. smaç servis benim pozisyonuma birazcık ters. Genelde 4 numaralar ve 2 numaralar smaç servis atıyorlar. Şu zamana kadar sıçrayarak jump float diyoruz biz. Normal sıçrayarak ama normal tenis servis gibi düşün. O şekilde atıyordum. Bu sene değiştirdim stilimi. Normal yerden atmaya başladım. Daha kuvvetli attığımı düşünüyorum. Daha iyi oluyor bu sene. Umarım maçlara da yansıtırım. İnşallah. Direkt sayı İnşallah. ace mi oluyordu? Ne oluyordu? Ace oluyor. Evet. Evet. Çalışıp da geldim Tenisteki dersime. Şimdi senin için en doğru sporcu nasıl olmalıdır? en doğru sporcu. Şöyle söyleyeyim. Karakter en önemlisi zaten. Bizde saha içi, saha dışı. Yani ne kadar yetenekli olursan ol. Yani karakterin olmadığı sürece, yani saygı çerçevesinde olmadığı sürece aslında tutunamıyorsun öyle söyleyeyim. Bir de profesyonellik seviyesini koruman gerekiyor tabii ki. Yani benim için. Onun dışında şey yok. Yani profesyonellik ve saygı seviyesini koruması gerekiyor bence doğru bir sporcunun. Tabii. Yani her sporcu olması gereken ilk başta Evet. rakibine ve takım arkadaşlarına saygı göstermek. Aranın Evet. taraftarına, aranana senin söylediğin gibi o şekilde. Şimdi ben daha demin sana bir şey sormuştum. Hani smaça kalkarken işte karşı taraftan hani biri hani Hı. sana vuracak mı ya top yüzüne çarpacak mı diye. Ona istinaden bir Evet. soru daha gelmiş. Smaça kalktığında karşı taraftaki boşlukları görebiliyor musunuz yoksa rastgele mi vuruyorsunuz? Yok görüyoruz. Yani şöyle çok fazla topun altına girdiğin zaman göremiyorsun karşı sahayı ama fileden biraz daha açık sıçradığın zamanlarda gerçekten açıyı görebiliyorsun. Öyle söyleyeyim. Anlaşıldı. Final grubundaki rakipleriniz kimler olacak diye bir soru var. Muhtemelen Edremit, Bolu, Kalecik, diğerleri yani sürpriz diyebilirim. Yani biz başta tabii ki yani biz umarım birinci çıkacağız. Bakalım onun dışında yani diğer grup aslında fena takımlar kurmadı. Orada birazcık savaş olacak bu sene bakalım. Bizim grubumuz onlara nazaran birazcık daha normal. Bakalım kısmet. Umarım bizim için hayırlısı olur. İnşallah başarılı sonuçlar alırsınız da Umarım. şehrinizi, ilçenizi güzelce temsil edersiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi soru işareti bölümünden bir soru gelmiş ama Hı uzun hı. yazdıkları için okunmuyor. Lütfen özel değilse yorum kısımlarından sorarsanız ben de Ece Hanım'a iletirim. Şimdi sporun özellikle kadınlar için voleybol vazgeçilmez. Yani normalde tabii Evet. ki de soyutlamak istemiyorum ama hani erkekler için futbol, Hı kadınlar hı. için voleybol öyle bir şey asla bir düşüncem yok. Hı. Hayatındaki yani kadınların voleybolun kadınları hakkında hayatındaki önemi tam olarak açıklama yaparken soramadım soruyu ama Evet, anlamışsındır inşallah. evet.
Yani toplum olarak da biraz bahsedeyim. Daha önce söyledim zaten ülkemizdeki liglerin kalitesi son zamanlarda bayağı arttığından dolayı Türk insanın voleybola olan ilgisini arttırdı. En büyük temsilcilerimiz zaten milli takımın başarıları bizi gösteriyor. Özellikle kadınların işte bu büyük başarıları elde etmesi bizleri çok gururlandırıyor. Bu da topluma zaten olumlu bir şekilde yansıyor. Evet. Yani soruyu soramadım ama hani lep demeden Çorum'daki leblebi fabrikasını anlarsın ya, aynen o şekilde oldu. Beni de kurtardın bu durumdan yani. Teşekkür ederim. Şimdi yine bir gelen soru var. Taraftarsız oynamak onları zorlayacak mı diye sorar mısınız? Sordum. Evet. Maalesef evet ama bunu alışmamız gerekiyor. Zaten hazırlık maçları yaptık. Yarın da zaten tekrar bir turnuvaya katılacağız. Yani tabii ki taraftarın gücü, biz her zaman söylüyorum, 1-0 her zaman önde başlıyoruz taraftarımız olduğu sürece. Yani bu bizi biraz üzüyor tabii pandemi şartları. Ama umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde seyirciyle kavuşacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde sağlıklı günlere erişmek dileğiyle. Aynen. Yayınımın başında da aslında belirttim ama şimdi yayınımızın hemen hemen ortalarındayız. Yine bahsetmek istiyorum. Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, 1881 Derneği ve Türkiye olarak da yanlarında olduğumuzu bir kez daha bu yayında da belirtmek istiyorum. Hazırız, daima hazırız ve dualarımız Azerbaycan'la. Şimdi yine bir gelen soru yöneltmek istiyorum sana. Aslında bu sorularım arasındaydı ama olsun, biz önceden soralım. Tamam. Oynayış şeklini beğendiğiniz voleybolcular var mı? Var. Aslında çok var ama yani kendime hedef aldığım ve idol olarak gördüm. A milli kadın takım kaptanımız Eda Erdem. Müthiş bir karakter, sporcu karakteri ve gerçekten çok teknik olduğunu düşünüyorum. Çok beğeniyorum izlerken, böyle ağzım açık izliyorum, öyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de mi oynuyordu? Evet, Fenerbahçe'de oynuyor. Anlaşıldı. Bu arada Elif Hanım yazmış. Ece'nin kedisi kapı önünde Ece'yi dinliyor. Kapı kapalı diye. Yayının başında söylemişti zaten, kırdı diye. Yaramaz kedi. Zaten Evet, biraz. hikayelerinden de görüyoruz ne kadar Evet. tatlı olduğunu ama bir de bana Teşekkür sonra ederim. içi beni dışı seni yakar diye. Yok yok, aslında çok tatlı. Evet. Zaten hayvanları seviyoruz yani, genel itibariyle Evet. kedi köpek ayırt etmiyoruz. Evet. Üniversite okuduğunu söylemiştin. Sporcu olmasaydın o bölümden mi ilerlemek isterdin? Sporcu olmasaydım, şu an çok şaşıracaksın söyleyeceğim şeye, muhtemelen subay olurdum. Şöyle, iki amcam da asker, dayım subay. Babam da zaten çok büyük Atatürk ve vatan sevgisi dolu bir insan, biliyorsun. Annem beni böyle hep hani boylu postlusun işte, ne güzel olurdu böyle bir asker olsan, subay olsan falan diye hep söylerdi küçükken. Karakter olarak da çok yabancı olmayacağım bir şey aslında. Görev adamıyım diyebilirim. Öyle subay olurdu muhtemelen. Evet. Ne güzel, of, üniforma yakışırdı sana ya. Şu Evet, an aynısını anneme seni, söylüyor. öyle Evet. mi? Annene de saygılarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi evet, bunu da öğrenmiş olduk. Bölümünü sormadım. Hadi farz et. Bölümünü sormuyorum. Üniversitede Tamam. okurken Ha. ki. Sor. Şey, soracak mısın? Evet. Sormak istiyorum. Bölümün nedir? Bölümüm spor yönetimi okuyorum. Ben geçen sene kaydımı senin okuluna aldırdım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Üniversitesi. Fakültesi'ne. Orada spor yönetimi okuyorum. Geçen seneyi çok şükür tamamladım. Bu sene son sene. Umarım mezun olacağım bu sene. Artık bitiriyorum. İnşallah, inşallah. Mezun İnşallah. diplomanı da buraya mı geleceksin yoksa online mı gönderiyorlar İnşallah online mı onu da? gönderirler. Şimdi pandemi falan hiç riske Evet, kesinlikle öyle. Şimdi toplumumuzda sporcuya verilen değeri nasıl görüyorsunuz? Sadece voleybolcu olarak düşünme lütfen. Genel anlamda atmayalım. sporcu. Yani sporcuya verilen değer aslında yani küçümsenmeyecek derecede bence. Herkesin
Öncelikle zaten saygısını kazanıyorsunuz. Gerçekten konuştuğumuz anda hani ben voleybolcuyum işte profesyonel spor yapıyorum deyince aa hani öyle mi falan diye bir tepki alıyorsunuz. Verdiğiniz emeği az çok tahmin edebiliyor çünkü karşı taraf. Bizler de ne kadar başarılı olursak zaten o kadar da önemseniyoruz. Evet. Bu arada çok güzel bir yorum gelmiş. Onu da okumadan geçmek istemiyorum. Karşıyaki forması da kutsal bir üniformadır. Ay Evet. yıldız bize Atatürk'ün armağanıdır yazmış. Doğrudur. Bunu zaten biliyoruz. Sizler de tekrar hatırlattığınız için teşekkürler. Bir gelen soru var. Onu yönlendirmek istiyorum hemen. Maç Tabii. başlamadan önce motive olmak için ne tür müzikler dinliyorsunuz? Ben genelde R&B tarzda müzik dinlemeyi seviyorum. Biraz Arabesk daha yok, rap rap. R&B tarzda dinlemeyi seviyorum. Hareketli olması gerekiyor zaten beni birazcık motive etmesi için. Onun dışında yani her türlü aslında müziği dinlerim. Kulağıma hoş gelen öyle ayırt etmem yani türü benim için önemli değil ama genelde ağırlıklı olarak R&B rap öyle söyleyeyim. Tamamdır. Şimdi senden 3 tane Türk, 3 tane de yabancı beğendiğin voleybolcu ismi istiyorum. Yani Bakalım şey olarak kimlermiş. mı? Voleybol açısından mı yoksa kendi şeyim olarak mı? Pozisyonum gereği mi? Kendi Yani pozisyonun gereği olsun. kendi pozisyonum gereği olsun. Ama çok fazla sordum. 6 tane çok. Tamam, bir tane olsun o zaman. Hadi seni zorla şey, iki tane Tamam bir tane. olsun. Bir tanesi zaten Eda Erdem üstüne tanımıyorum ben zaten. O zaman Onu yabancı söyle bir söyledim. tane. Tamam. Kimi söyleyeyim? Bir tane Anıl hocam var. Buradan izliyorsa selam söyleyeyim ona. Tek ayakçı bir ortamız var. Siyahi bir ablamız. Ama ismini unuttum onu şimdi. Bulayım gerçekten sana yazacağım. Tamamdır. Hatta şöyle Gerçekten bir yapalım. tane var çünkü. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Yayını bittikten sonra IGTV'de 24 saate yakın bir kalıyor ya yayınımız. Evet. Orada yorum kısmına senden bekliyor olacağız. Bak Tamam. burada 27, Herkes 28, 30, 30 kişi var. Merakla tamam bekliyor söz. olacağız. Çünkü gerçekten geçen gün daha konuştuk. Bütün antrenman düşünüyoruz kimdi 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 ve çok baba bir voleybolcu. Yine ismini unuttum. O zaman şöyle yapalım. Kendi mevkin Hı. olarak değil de genel olarak tamam. Eda Hanım'ı söyledin. Eda'ydı Evet. galiba. O Evet. zaman bir de hani yabancı yine illa o mu yani? Ya işte benim örnek aldığım o. Öyle söyleyeyim. Tamam. Tamamdır. Eğitimine devam ediyor musun Hı. sorusunu zaten biliyoruz. Devam ediyorsun. Dördüncü sınıfsın ve bitirmek üzeresin. Spor yönetimi. Evet. Tamamdır. Evet. İlgilendiğin başka sporlar da var mı? İlgilendiğim sporlar yani izlemeyi sevdiğim sporlar var. Yani hobi olarak yaptığım başka bir spor yok maalesef. Şöyle basketbol izlemekten çok keyif alıyorum. Pandemi öncesinde zaten bizim basketbol takımımızın maçlarını ya evde olan maçlarını kaçırmamaya çalışıyordum zaten. Fakat yine maalesef bu sene pandemi dolayısıyla seyircisiz olacak birazcık bizi üzüyor bu durum. Evet. Şimdi voleybolda seyirci durumu nasıl onu bilmiyorum. Hani Karşıyaka'da da İzmir'de de hani diğer şehirlerde de bilmiyorum ama inanıyorum ki bir basketbol maçı kadar olmasa da yine nazaran vardır diye tahmin ediyorum. Şöyle Karşıyaka'nın kemikleşmiş bir seyirci taraftarı var öyle söyleyeyim. Salon sporlarını bizim taraftarımız hakemlerden daha iyi bilir. Bunu Karşıyaka'daki herkes bilir zaten. Ne kadar seyircisiz yani oynayacak olsak da onların desteğini zaten her zaman hissediyoruz. Evet. 12, yok 12 değil. Kaç adam oluyordu? Şimdi futboldan direkt yorumladım. 12. adam olarak diye düşündüm ama tabii voleybolda kaçıncı adam Ya oluyor? 15 oluyor artık 14 kişi sahaya çıkabiliyoruz. 15. diyelim. Tamamdır. Şimdi orta oyuncu değil de pasör çaprazı ve pasör favorileri de
söylesin bence Ece Hanım diye Tamam, ben zor bir hepsine soru. böyle sıralama yazacağım. Tamam, hepsini Instagram altına yorum atacağım hepsini sırayla böyle. sırayla merakla bekliyoruz. Tamam, hepsini atacağım. Tamamdır. Bu arada 1881 Derneği Genel Başkanımız Borges Sezer de Kaptan Gizem Giraygil ablayı unutma yazmış. Aa, Gizem abla, evet. Çok tatlıdır. Buradan sevgilerimizi yollayalım. Şimdi bu arada Göztepe maçında salon seyirci rekoru kırılmış. Onu da yorumlarda Evet. belirtmişler. Evet, Onu çok hatta güzel ben maçtı. fotoğraflarda görmüştüm. Tabii. Full'dü yani, full'dü öyle söyleyeyim. Bütün tribün full çekti. Yani unutamadığım bir maç dersen zaten Göztepe maçı, o evde oynadığımız. Bu sene de olsaydı yine aynı şekilde dolacağına zaten emindim. Ama işte dediğimiz gibi maalesef pandemi süreci. Demek ki Karşıyaka-Göztepe rekabeti bırak futbolu voleybolda, basketbolda var mı bilmiyorum ama Ya şu an branş olarak zaten geçen sene bizim lige katıldılar. 14 sene olmuş en son karşılaşma olmayalı. Bize denk geldi şansımıza. Müthiş bir atmosferdi valla. Yani bu sene olsaydı keşke, hep onu diyoruz. Aa, keşke seyirci olsaydı da Göztepe maçını bekliyorduk. Ama kısmet. olsun. Önce sağlık. Aynen O öyle. kadar taraftar iç içe alsalar aman Allah maazallah daha Evet beter evet. olabilir. Aynen öyle. Öncelikle sağlık. Şimdi sahaya çıkarken uğur olarak kabul ettiğin bir hareketin var mı? Şöyle Karşıyaka totemin zaten doğduğu yer. Burada seyircisinden tut sahadaki en küçük oyuncu, yani yaş olarak en küçük oyuncu bile totem yapar. Totemsiz maçımız zaten geçmiyor bizim. Ama her maça çıkmadan önce genelde anneme mesaj atarım ya da ararım. Yani öyle bir şey söyleyebilirim. Yani anlık totemlerimiz zaten oluyor. Hani bir hareket yaparken sayı alıyorsan, bu da Halis abinin hareketidir bu arada. Bu halde biz sayı alıyorsak böyledir. Hiç kıpırdamaz mesela. Öyle herkes totem yapar bizde yani. Ama dediğim gibi annemi ararım maçtan önce. Ya da mesaj atarım, onunla konuşurum. Ondan sonra maça çıkarım. Tamamdır. Yine bir yorum var hemen okuyorum. Ece Kaptan hep destek, tam destek yazmışlar. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Artık Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Vakıfbank maçlarında kıralım yeni rekorları diyen var. İnşallah, inşallah. 14 senedir yoğun antrenman yapan Ece bunca sene anne yorgunum bugün de antrenmana gitmesem olur mu demedi hiç. Annem mi yazmış bunu? Evet. Öyle, doğru canım. Yani doğru söze ne denir? Şimdi bunu aslında bir karşılaştırma olarak sormuyorum sana. Lütfen ne Karşıyaka camiası yanlış anlasın ne de bizi dinleyenler. Hazır konusu açılmışken hani Sultanlar Ligi'nden bahsettik ya. Sultanlar Ligi'ndeki favori takımın var mı? Mesela hani bana soracak olursan hani Neslihan hangi takımla oynadıydı? O derdim. Eczacıbaşı'nda galiba. Değil mi? Evet. Hep o bana bir anti hani böyle bir şey yapmıştır. Böyle sempatik olmuştur. Neden? Sempati Çünkü duymuşsundur. aynen Eskişehirli Neslihan oynuyordu. Takım kaptanıydı. İşte milli takım şuydu Evet. buydu. Peki senin Sultanlar Ligi'ndeki favori takımın kim? Ya bu sene için diye düşünmüyoruz. Yani benim genel olarak Genel sempati anlamda. duyduğum olarak ben söylemeyeyim onu. Çok özür dileyerek bu soruyu cevaplamayayım. Çünkü yanlış anlaşılmasın daha Evet sonrasında. O aslında yüzden. ben de soruyu sormadan önce evet ne Karşıyaka yönetimi ne Karşıyaka taraftarı ne Karşıyaka oyuncuları yani yanlış anlamasınlar dedik ama Olsun yine de. yanlış anlayacakları tutar yanlış anlarlar. Evet biz bu soruyu gerçekten bir Karşıyakalı Ece Kaptan hakikaten de kaptanlığının Karşıyaka formasının hakkını veriyorsun. Bu soruya da cevapsız Teşekkür ederim. bırakarak helal olsun. Teşekkür ederim. Şimdi son olarak şu soruyu sormak istiyorum sana. İzmir'de, Karşıyaka'da değil, Evet. İzmir'de voleybola bakış açısı nasıl? Tribünler yeterli seyirciye ulaşıyor mu?
Şöyle Arkas'ın erkek takımına çok büyük bir ilgi var. Arkas maçlarında genelde Fenerbahçe olsun böyle büyük takımlar geldiğinde gerçekten full salon maç izliyorlar. Onun dışında bizim en büyük aslında taraftarımız. Bizim her maçımızda zaten bir tribünümüz kesin doluyor. Onun dışında ama İzmir'de genel olarak gerçekten iyi durumda diye düşünüyorum diğer illere göre. Arkas mı demiştin? Evet, Arkas'ın erkek voleybol takımı. Anladım, Onlara anladım. çok büyük bir ilgi var. Onun dışında işte bayan voleybolda da biziz. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet, şimdi hemen bir yorumlara bakıyorum. Deplasmana Karşıyaka'dan iki otobüs kalkıyor demişler. Evet, yani deplasmana da geliyorlar. Aynen öyle, evde olmasa da özellikle bu arada Alpan abi sağ olsun her maçta arkamızda desteğimiz. Deplas yağmur çamur demeden valla sağ olsun arkamızda. Evet. Maşallah diyelim. Hem takımınıza, hem sana, hem taraftarınıza, hem de kulübünüze. İnşallah önümüzdeki sezon, bu sezon istediğiniz başarılara ulaşabilirsiniz. Playoff değil, İnşallah, şampiyon inşallah. olursunuz. İnşallah, umarım. Geçen sene dedin ya hani 6. o 5. mi? 6. olduk katılamadık gibisinden. Evet. Ben playoff değil direkt şampiyonluk beklerim sizin takımınızdan. İnşallah, inşallah. Ben Karşıyaka'ya evet, aslında çok fazla uzak bir kişi değilim. Hani Karşıyaka'ya gidip geldiğim zamanlar oluyor ama tabii ki de voleyboluna uzak bir kişiyim. Ama bundan sonra yakinen takip edeceğimi bildirmek isterim. Teşekkür Sonuçta ederiz. sizin de emeğiniz var. Aynen. Şimdi bir soru işareti bölümüne bakıyorum. Oradan da belki bir şeyler gelmiştir. Onu da kaçırmayalım. Evet, bir soru gelmiş ama o soruyu sormak istemiyorum. Uygun değil çünkü. Tamam. Senin bu transfer hikayenle ilgili o soruyu geçiyorum. Tamam. Hemen başka neler var? Devam edelim. Hani kimsenin gönlü kalmasın. Bu Tabii. arada güzel bir yorum gelmiş. Ece Kaptan, seni milli takımda görmek istiyoruz. Umarım. İnşallah. Hayırlısı be gülüm. Teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten bizim ve benim unuttuğum yorumu yazmış kendisi. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Yayınımın başında da belirttiğim gibi bugün değerli vaktini ayırıp da bizlere zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok Bütün teşekkür ederim. sorularıma içtenlikle cevap verdin. Seni tabii ki de zor durumda bırakmak istememiştim ama hani gelen Yok yok. sorular oluyor. Hani kimsenin Tabii gönlünün ki. kalmaması açısından o soruyu da yöneltmek istedim ama Yok yine yok, ona problem da yok zaten. kırmadan geri çevirerekten cevap verdin. Çok teşekkür ederim. Ben çok Şimdi teşekkür ederim. bugün seninle gerçekleştirmiş olduğum tamı tamına 72. canlı yayınım ve her şeyden biraz etkinliğini adını verdiğim bu etkinlik hakkında neler düşünüyorsun? O güzel duygu ve düşüncelerini de senden öğrenmek isteriz. Karantina süreci başladığında daha konuşuyorduk seninle. İşte ayarlayalım bir canlı yayın yapacağız. Ben bunu sadece o karantina süreci içerisinde, yani bir aylık süreç içerisinde yapacağımızı düşünüyordum aslında. Ama bir baktım Ekim'deyiz yani şu an. Valla süper gidiyor her şey. Elinize sağlık, bütün yayına katılanların ellerine sağlık. Çok aslında faydalı bir şey yapıyorsunuz. İnsanların aklındaki soruları cevaplıyorsunuz. Bunun için teşekkür ediyorum. Beni zaten davet ettiğiniz için ayrı teşekkür ediyorum. Umarım dediğim gibi bir dahakine babamla birlikte bir yayın yaparız. sizin yayınlarınız işte sonlara doğru gelince birlikte kapanış yapalım, öyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki de Allah sağlık saat verdiği sürece bu yayınlar devam edecek. İnşallah. Ve sonu olur mu bilmiyoruz tabii ki de. Bu kadar da ciddi ve büyük konuşuyorum. İnşallah Allah sağlık saatleri de yayınlarımıza, insanlara Umarım. bilgi birikim aktarmaya devam ederiz. Umarım.
Son olarak da şu soruyu sormak istiyorum. Bizi şu an dinleyenlere ve daha sonra 1881 Derneği'nin YouTube kanalından dinleyecek olanlara ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Herkes kendine, sağlığına, sevdiklerine çok dikkat etsin. Özellikle bu pandemi sürecinde. Onun dışında iş konuştuk. Şöyle diyeyim. Herkesin sevdiği işi yapmasını tavsiye ediyorum. Biz öyle yaptığımız için yorgunluğumuzu bile hissetmiyoruz. Umarım herkes için hayırlı bir sezon olur. Bizim sezonumuz zaten haftaya başlıyor. Onun dışında bir şey yok. Teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Biz sana teşekkür ederiz. Şimdi Karşıyaka'nın gururu Edremit'ten de sevgiler Aa, yazan var. Ve teşekkür son ederim. olarak da bu arada şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Gelen yorumları okumaya çalıştım. Soruları yöneltmeye çalıştım. Unuttuğum olursa eğer yani olduysa lütfen kusuruma bakmasınlar. Affola. Ben hepsini gözden geçirip de süzgeçten geçirip de sormaya çalıştım. Şöyle Şimdi yapalım. Ben şimdi yorum atacağım ya. Oraya evet. eğer bir eksik varsa oradan cevaplarız. Bir eksik kafalarında bir soru işareti kaldıysa oradan yorumlardan tamamlamaya çalışırız. Tamam. Çok güzel olur. Şimdi yeni sezonda çok başarılar dileyen var ve Teşekkür ederiz. yoğun istek üzerine Edremitli Ece. Onu da oradan okudum valla. Tamamıyla göz aşinalığı. Valla ben Ece'ciyektim. Direkt Edremit'te Ece çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten yoğun bir istek var Ece. Bir Ne kafkaf için? sinsin çekmeden yayın kapanmasın diyorlar. Tamam, kaf kaf çekelim. O zaman Bir karşılıklı çekeceğiz yalnız. şöyle bir dakika. Şimdi ben karşılıklı çekemem. Lütfen. Lütfen. Bir Eskişehirli olaraktan lütfen, lütfen. Şimdi o olmaz. O zaman sadece ben Yok, şaka yapıyorum. mi? Ben bir Türkiye Futbol Federasyonu hakemi olaraktan sadece bunun yayın için geçerli olduğunu buradan belirtmeden geçmek istemiyorum. Ve söz sende, ben de sana eşlik edeyim. Öyle söyleyeyim o zaman. Hazır mısın? Ben hazırım. Kaf kaf Kalk kaf kalk kalk. sinsin. Sin sin sin. Kalk sin. Kafsin Kalk. kafsin kaf. Aynı anda Yani o koptu kadar bağlantı. şimdi Karşıyaka'ya uzak olduğum için hani SSS çeksek çekeriz de Kaf 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 sinsin sin. sadece sen çek o zaman. Tamam. Kaf 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 sin sin sin. Kafsin kafsin kaf. SSS kiki eski eski es. Kardeşlik kazanacak. Aynen öyle. Çok teşekkür Gerçekten ediyorum. ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese sağ olsunlar, var olsunlar. Annene, babana ve kedine de selamlar ve saygılar olsun. Kendine çok iyi bak. Sen de Hoşça kal. sen de. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.